Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle 3 tane bebe yünü ipim var arkadaşlar. Bunu siz renk renk yapabilirsiniz. Ben daha sonra renk renk deneyip sizler için de göstermek istiyorum. Ben 6 numara 1.4 milim tığla öreceğim arkadaşlar. Elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Ama alt zincirini oldukça kalın tunus işi tığlarla çekiyorum ben. Battaniye toparlanma yapmasın. Şöyle bol zincirlerimizi ilk önce çekelim. Battaniye yapacaksak arkadaşlar, battaniyenin ne kadar boyunu istiyorsak o kadar zincir çekip sonra metre ile ölçelim. Yani 1 metre istiyorsanız 1 metre zincir çekin. 5 santim daha fazla çekerseniz veya 4 santim biraz da toparlama payı oluyor zincirin. Zincirinizi biraz fazla çekin. Sık iğnenizi yaptıktan sonra kenarında kalan zinciri zaten kesersiniz. Şöyle bu kadar benim için yeterli. Hemen zincirlerimi bırakıyorum. Tığıma geçiyorum. Şişimi bıraktım. Tığıma geçtim. Şimdi buradan bütün zincire batarak sık iğne yapacağız. Ben ince bir tığ kullandım elime yatkın diye. Siz arkadaşlar böyle battaniye yapacaksanız böyle yumuşacık olsun diye kalın bir tığ kullanabilirsiniz. Tunus işi tığlarında kullanabilirsiniz. Aslında çok güzel olur. Yumuşacık bir battaniye elde edebilirsiniz. Veya 2,5-3 numara tığlar var arkadaşlar. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir sıra sık iğne yapıp başa çıkalım. Şöyle başa geldim arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum. Hemen döndürüyorum. Şu ilk baştaki sık iğnemize yine sık iğne yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Mutlaka buraya sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde buraya 4 sıra sık iğne yaparak aynı şekilde tamamlayalım. Ben şimdi 4 sıra yapayım. Aynı şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Birinci sıramızı yaptık. İkinci sıradayız. 3-4. 4'e tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar 4 sıra demiştim. 5 sıraya tamamladım. Bir sırada aşağıda kalsın diye. Bu arası size kalmış bir şey. İster 5 ister 6 sıra yapıp ara kısmını yapabilirsiniz. Ben şöyle 1-2-3-4-5 sırada yaptım. Tamamladım. Burada 5 sıra var. Şu anda 4 sıra gibi gözüküyor. Ama 5 sıra sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırayı yaptıktan sonra şöyle bu ipimizi buradan koparıyorum. Şimdi yine bu taraftan gideceğiz. Hemen kahverengi ipimi alıyorum. Bir tane sağlamlama düğüm attım. Şimdi burada şöyle ilk sık iğneye batıyorum ve kapattım. Aynı sık iğneye batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Baştakini saymamış oluyorum. Gelirken baştakine batmayın arkadaşlar. Kenarı düzgün olsun diye. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yapmış olduk kenarına. Başına doluyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3. Şu üçüncüyü arkadaşlar. Ve dördüncüye iniyorum. Başta bir tane bırakıyorum. Baştan yaptığımız bunu bırakıyorum. İkinci sıradan şöyle şuradan alıyorum. Bir tane başta bıraktım. Hemen şuradan alıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dondurma
Yapacağız arkadaşlar, dondurmamızın külahlarını hazırlıyoruz. Şimdi başını aldım. Şuradan sayın arkadaşlar. Üstten sayınca çok sağlıklı olmuyor. Hemen şu battığımızın yanından sayıyorum. 1, 2, 3. 2 taneyi atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 3. sık iğnemizi. Tekrar aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Battım. Aynı yere batıyorum. İki, bir tane daha yapıyorum. Üç. Tekrar başını alıyorum. Araya hiç zincir çekmiyoruz. Başını aldım. Buradan aşağıdan sayıyorum. Hemen battığımız yerden. Bir, iki, üç. Üçüncüye batıyoruz. Bir, aynı yere batıyorum. İkinciyi yapıyorum. Aynı yere batıp üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde burayı da başa çıkalım. Şöyle tamamladım. Sona geldim arkadaşlar. Şöyle buraya batıyoruz. Sık iğnemi yaptım. Şu zincire de batıp şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1-2 zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bu ipleri sonradan kaybedebilirsiniz kenarını giderken. Bu şekilde ikinci kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi renkli ipime geçiyorum. Şöyle ipimi elime aldım. Bunu ters tarafından gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası düz tarafı, şimdi sayalım. Buradan başlamamız gerekiyor. İlk önce hemen bir tane düğüm atıyorum. Şöyle tersinden şuraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şu ipleri de aslında saklayabiliriz. Ben bunu kullanmayacağım için şöyle saklayabilirsiniz arkadaşlar. İplerinizi. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine bu ipi şöyle şu tarafa da geçirip ondan sonra sık iğnenizi yapıp keserseniz çıkma da olmaz. Onu da göstermiş olduk. İki tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. 3 tane, pardon, 2 tane zincir çekeceğiz. 2 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki sık iğneye batıp zincirimi kapatıyorum. 1, 2. Zincir, sık iğneye batıp zincirimi kapatıyorum. Şimdi buradaki sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Zincir yapmıyoruz. Tekrar iki zincir. Buradaki sık iğneye batıyorum. İki zincir. Tekrar buraya batıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden. Bir, iki zincir. Sık iğneye batıyorum. 1, 2 zincir, sık iğneye batıyoruz. Tekrar zincir çekmeden sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde başa gelelim. Şöyle sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyorum. Şunu da şöyle yapalım. Bir zincir çektim ve döndürdüm. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4. Şu 4'ü şu kenarda kalsın. 5, 6. 6 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Başına doladıktan sonra şurada 2 tane zincir çekmiştik. Şu ikinci zincirin buradan batıyorum. Hemen şu arasından kahverengi olandan geri çıkıyorum. Şöyle de yaparsak arkadaşlar, şöyle katlayın ikinci zincirden. Şu ikinci zincirden arkasına şöyle katlayıp şuradaki kahverengine batıyorum. Şuradaki kahverengine batıp buraya ikili trabzanlar yapıyoruz. İkili bir çıktım, iki tanesini burada bıraktım. Tekrar başını aldım. Şuraya batıyorum. Uzattım ve yine bir tanesini bıraktım. Başını aldım. 2. 2'yi doladık. Şöyle
3 4 5 Şöyle bir tane daha yapacağım. 6 olacak. 6. 6 tane buraya dolgu yaptık arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini beraber kapatıyorum. 1 Kapatma zincirimiz 1, 2 zincir de araya çektim. Şöyle dondurmamızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar hemen başına doluyorum. Yine bu ikinci zincirden. Bu zinciri atlıyoruz. Bunu boş bırakıyorum. Şöyle ikinci zincirin altından hemen şöyle batıyorum. Şuradan batıp arkadan dondurma toplarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5.'yi yaptım ve 6. Bunları eğer ipiniz 7 ince ise arkadaşlar 7 taneden yapın. Benim ipim biraz kalın. Bununla iyi oluyor benimkinler. Şöyle 2 tane buraya dondurma topumuzu yaptık. Şimdi 1 2 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar. Şöyle yine bu ikinci zincirin birinciyi boş geçiyoruz. İkinci zincirin altında. Şöyle zincirimiz burada. Biri burada, biri burada. Şöyle ikinci zincirden batıyorum. Şöyle arkadan. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle katlayın. Böyle daha kolay. Hemen buradan batın ve hemen dondurmamızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 6 taneyi dolduk ve hepsini beraber kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi sıramı bitireyim. Şöyle bütün toplarımızı yaptık. Sona geldik. Sonu da göstereyim. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Eğer eliniz bolsa bir tane de çekebilirsiniz. Şöyle şu son sık iğneye batıyorum. Şöyle batıp ikili trabzan yapıyoruz. Kenarına, kenarı düzgün dursun diye. Şöyle 2 tane zincir çekip sıramı bitiriyorum. Şimdi krem kısmına geçiyoruz. Yine kremimizi yapacağız. Hemen ipimi düğümümü attım. Buraya batıyorum. Şöyle zincirimize batalım. Burası da kenar gibi dursun. Şöyle içinden batıp şöyle kaydırma yöntemine kaydırıp ipimi eklemiş oldum. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şuraya hemen dondurmamızın tam tepesine, topun tepesine batıyorum. Bir tane de buraya sık iğne yapıyorum. Hemen aradaki zincire geçiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar şöyle dondurmanın başına yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincire. Bu şekilde diğer kısımlarda devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da böyle 5 sıra sık iğne yapıp tekrardan aynı şekilde önce külahları yapıp sonra dondurmalarımızı yapıp modelimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar ben büyük bir parçada yapıp tamamladım. Nasıl olduğunu siz de görün diye. Şöyle çok güzel bir bebek battaniyesi yapabiliriz bu modelden. Çok güzel bebek yelekleri de yapabiliriz. Çok şık durur diye düşünüyorum. Bugün bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.